çağırıyor. Sen büyüyünce ne olacaksın diyor. Kumandan olacağım diyor Karabekir. Kumandan olup ne yapacaksın dediği zaman yurduma göz dikenin gözünü oyacağım diyor. O kış kurtlar insan etine doymuşlardı. Allah benim gözümün gördüklerini dünyada hiçbir göze göstermesin. Bu insanlar gülmüyorlardı. Her biri canlı canlı Ermeniler tarafından birer kaza oturtulmuştu bir yemin ediyor içinden. Diyor ki tek dağ başı mezar olsa ben çarpışacağım. E, hakikaten sinirleri yerinden oynuyor. Aradan bunca sene geçmesine rağmen Mustafa Kemal bir an sarardı. Her şey buraya kadarmış o. Milli mücadele başlamadan bitecek. Ölüler adeta mezarlarından dışarı fırlamışlardı. Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. O gencecik kızlar kendilerini atıp intihar etmişlerdir. Hür öl, esir yaşama. Cihan yıkasa Türk yılmaz. Yani bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok. Türk olduğumuz için her zaman şerefle başımız dik olacak. Gerçekten hani Napolyon'un daha sonra Hitler'in, ee, Enver Paşa'nın yaşadığı Rusların başarısı değil, General Kış'ın başarısı. Sabah TV'den herkese merhabalar. Bugün Kazım Karabekir Paşa Müzesi'ndeyiz. Yanımızda Kazım Karabekir Paşa'mızın kızı Timsel Karabekir var. Bugün Paşa'mızın e, kurtuluş mücadelesindeki, milli mücadeledeki rolünü, nasıl bir kara karakteristik özelliğe sahip olduğunu ve nasıl bir baba olduğunu, yine diğer cephelerdeki başarılarını ve müzemizdeki hatıralarını konuşacağız. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi ağırladığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Ve... E, Babanızdan başlayalım. Nasıl evet, bir babaydı, evet. nasıl bir eşti, nasıl özelliklere sahipti? Bize biraz anlatır mısınız? Anlatmaya çalışayım. Yani evvela size şöyle teşekkür ediyorum. Dede evine hoş geldiniz. Yani burası bütün evlatların, dedelerinin evi. Çünkü o insanlar bize gerçekten bir mucize olarak İstiklal savaşımızın neticesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni hediye etmişler o ilahi kadro diyorum ben onlara. Başta Atatürk, Kazım Karabekir ve diğer <laughs> tek tek isimlerini söyleyemeyeceğim zaman beni affetsinler ama yani onlar ilahi bir kadroydu. Şimdi Kazım Karabekir dediğimiz zaman Karamanlı bir aileye mensup. Karabekir oğulları diye biliniyorlar ve ne zaman gerek duyulsa padişah yanlısı olarak savaşlara katılıyorlar. Kazım Karabekir'in ee, e, Karabekir oğullarına tımar olarak toprak veriliyor. Onlar da orada asker yetiştireceklerdir. Babası Mehmet Emin 15 yaşındayken Kırım Savaşı patlak veriyor. Ve Kırım Savaşı'na asker toplamak için geldikleri zaman çok insan evladını savaşa göndermek istemiyor. Bunun üzerine babası Ahmet Bey, eğer biz evlatlarımızı askere göndermezsek bu vatanın şerefini kim kurtaracak? Yazın diyor. İlk gönüllü Mehmet Emin'imdir yani Karabekir'in babası Mehmet Emin Paşa 15 yaşındayken Kırım Savaşı'na gönüllü olarak katılıyor. Ve döndüğü zaman yurduna hani bitti askerliğim artık babamın yani topraklarında çalışacağım demiyor. Alaylı olarak orduda kalıyor. Ve buna ben Allah'ın bir lütfu demişimdir ki Mehmet Emin Paşa'nın alaylı olarak orduda jandarma generalliğine kadar yükselmesi hepimiz için Gerçekten çok önemli. Kazım Karabekir'in çocukluğu daha sonra kurtaracağı Doğu illerimizde geçiyor. Hani Van, Harput, Erzincan, Erzurum. E, yani o yörede çocukluğu geçiyor. E, ve hem Ermenileri tanıyor. O tarihte Ermenilerle sorunumuz yok esasında. E, fakat bir şey üzerine Padişah Mehmet Emin Paşa'yı oraya asayişi temin etsin diye gönderiyor. Rusya'dan bir e, haber geliyor ki buradaki Ermeniler araya nifak sokmak üzere Türkiye'ye gelmek üzere. Yani bildiğiniz gibi çoğu da böyle nifaklar sonunda o zıraplarda yaşanmıştır. Ve bu nedenle e, Mehmet Emin Paşa asayiş koruması için gidiyor. Ermenilerle arkadaşlıkları var, dostlukları var. Hiçbir sorun yaşamıyorlar. Fakat orada yaşadığı bir olayı da anlatmak istiyorum. Bir Rus general ee, o küçücük, ee, annesi ona bir kumandan elbisesi dikmiş. Diyelim ki 5 yaşında küçük bir kumandan babasının peşinde nereye gitse babasıyla çağırıyor. Sen büyüyünce ne olacaksın diyor. Kumandan olacağım diyor Karabekir. Kumandan olup ne yapacaksın dediği zaman yurduma göz dikenin gözünü oyacağım diyor çok etkilendim evladınızdan. Kendisine bir hediye gönderebilir miyim diyor Rus general. Ve eve akşamüstü bir ufak paket geliyor. Ufak paket dolu bir tabanca. Yani 5 yaşındaki bir çocuğa hediye olarak gönderilen dolu bir tabanca. Ve buna kendisinden hemen alıyorlar ellerinden. Hatta dedem asker olduğu için şöyle bir kurcalarken gerçek bir mermi babaannemin gözünün yanından geçiyor. Hep buna şaşardı. Yani bizim ailemizden bu kişi ne istedi? Niçin böyle bir suikast tarzı bir şey yaratmış? Onun dışında yani öyle bir sorun yaşamıyorlar. Arkadaşlıkları güzel. Van'ı ne kadar güzel anlatıyor. Şiiri bile vardır Van'la ilgili. Ama yıllar sonra Van'a gittiği zaman çok hüsrana uğrayacaktır. Çünkü o bağlar, bahçeler perişan olmuş ve oralar tamamıyla Türke mezar olmuş. Van'dan daha sonra gene padişah emriyle Mehmet Emin Paşa'yı Mekke'ye vali muavini olarak gönderiyorlar. Hayatım kitabında bunları çok güzel anlatır. Kabe'nin içine nasıl giriyorlar, nasıl tavaf ediyorlar. Ve Mekke'de babam bir okula devam ediyor. Yani bir herhalde mahalle okulu gibi bir okuldur. Ve bir ana dili kalitesinde Arapça öğreniyor. Yani Arapçası yani çok mükemmelmiş daha sonra ne kadar acıdır ki kendisi 11 yaşındayken Mekke'de kolera salgınında babasını kaybediyor. Ve baba vefat ettikten sonra aile zor güçlüklerle İstanbul'a hani esas yuvalarına dönüyorlar. İşte Kazım Karabekir'in beş erkek kardeşin en küçüğü ve İstanbul doğumlu. O tarihte soyadı kanunu olmadığı için okula Kazım Zeyrek diye oluyor. Zeyrek esasında anlam olarak da hani akıllı, zeki çocuk anlamına zannediyorum geliyor. Yani ona da uyan bir soyadı bu. Ee, ve okulda Kazım Zeyrek diye tanınıyor. Hatta okulun kaydolma süresini kaçırmış mı ne olmuşsa özel olarak gidiyor. Müdürle konuşuyor. İşte 11 yaşında bir çocuk kendisini ve bir büyük kardeşini okula kabul ettiriyor. Fatih Askeri Rüşdiyesi. Fatih Askeri Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra Karabekir'i Kuleli'de görüyoruz. Ve de çok başarılı bir öğrenci. Fakat şunu da mutlak söylemek istiyorum. Kuleli'de çok özel hocalarla bunlar çalışıyorlar. Yani çoğu Alman olan ve çok yani hoca demiyor ki ben şu sınıftan bir kumandan, bir lider yetiştireceğim. Bu sınıfın hepsi lider olacak. Öyle yetişmiş o insanlar. Ve hepsi de eğer tek tek işlerseniz hani Ali Fuat Paşası, Mustafa Kemal Paşa'sı, Karabekir yani onların tek tek isimlerini saydığınız zaman hepsi yani o liderliği başarabilecek kalitede evlatlar. Çok da anlatmak istediğim ve gençlere özel olarak yani sizler de bunu böyle yapın dediğim Kazım Karabekir lise ikinci sınıfında 40 yıl Rus zulmünde olan Kars'ı kurtarmak benim idealim. Kafaya koyuyor ki ben Kars'ı kurtaracağım. Daha lise iki çocuğu ve Allah ona iki kere karşı kurtarmayı nasip ediyor. Ama işte onu kafaya koymak lazım. Allah korusun. Bugün bizim gençlerimiz, çocuklarımız öyle bir sıkıntı asla yaşamayacaklar ama kafaya bendeki cevher bu vatana şöyle faydalı olur diye cevherini tanıyacak, kendini ortaya koyacak. Ondan sonra harp akademileri çok önemli. Zannediyorum işte İsmet Paşa'mızla, Mustafa Kemal Paşa'mızla orada daha yakınlaşıyorlar. Çünkü onların daha farklı okullarda okuduğunu biliyoruz. Ali Fuat Paşa ile akrabalığı da var. Yani kendisinin anne tarafından bir akrabalığı da var. Ve onlar bir yaş aralıklı. Mustafa Kemal Paşa'mızla Ali Fuat Paşa aynı. Karabekir bir yaş küçük. 1882 İstanbul doğumlu. Ee, çocuklar birincilikle hepsi çok iyi yetişmiş evlatlar. Okullarını bitirdikleri zaman yani bizim bugün evlatlarımıza yaptığımız gibi aman okulunu iyi bitirdin güzel karne getirdin al hediye behiye yok öyle şey. Diğ çizmeni savaştasın. İşte Karabekir'i de evvela o Balkan Savaşları tamamıyla Osmanlı'nın en acı dönemleridir. En ağır dönemleridir. Bu evlatların mezun olduğu dönemler. Ve Kazım Karabekir'i ee, <laughs> Balkanlarda görüyoruz. Bulgar çeteleriyle, Arnavut çeteleriyle savaş halinde. Ve daha sonra da çok acı bir şekilde Edirne savunması. Kazım Karabekir'in hayatındaki yegane yenilge Edirne'de Şükrü Paşa'nın kurmayı olduğu zaman Bulgarlar ne zamanki Edirne'yi ele geçiriyorlar. Ve onları esir olarak alıyorlar Bulgaristan'a. Bulgarca'yı da orada öğreniyor. Sırpça, Bulgarca orada öğreniyor ve çok acı. İşte burada yazılı olan hür öl, esir yaşama. Yani öl daha iyidir esir yaşamaktan. Ee, orada söylediği bir vecizesidir kendisinin. E daha sonra Allah'a şükür ki yurtlara, yurda döndükleri zaman bu sefer Mustafa Kemal Paşa Çanakkale'de Kazım Karabekir de Çanakkale'de. Çok insan fazla bilmiyor ama Kazım Karabekir de. İkisi de daha çok şey seviyedeler. Yarbay olarak. Yani daha albaylık, paşalık falan uzak onlara. Fakat Mustafa Kemal Paşa'mız. Yani o emir beni hakikaten böyle yüreğimi ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum dediği zaman ama bizim vatanımızda olan için düşünün ağır bir sarıkamış olayı yaşamışız. Sarıkamış kim ne derse desin gerçekten hani Napolyon'un, daha sonra Hitler'in, Enver Paşa'nın yaşadığı Rusların başarısı değil, General Kışın başarısıdır. Hele bizim askerlerimiz yazlık kıyafetlerle <laughs> yiyecek yok, yiyecek yok. Onlara gelmesi düşünülen motorları da takviye olarak gelecek motorları da batırıyoruzlar bildiğiniz gibi. Ve dolayısıyla biz Sarıkamış'ta, Sarıkamış için bir program yaparsanız Bingür Sönmez hocamı alın ama yanınıza da bir koca Selpak alın. Yani ağlamadan dinlemeniz mümkün değil. Çünkü diyordu, o kış kurtlar insan etine doymuşlardı. Ormanın derinliklerinden Çıldırmış insanların sesleri geliyordu ve bunların nasıl e, Nargen Adaları'na, o yılanlı adaya, hiç susuz adaya esir olarak gönderildi. o ayrı bir facia. Ama gerek Mustafa Kemal Paşa'mız gerek Kazım Karabekir o an için Sarıkamış'ta değiller. E, Sarıkamış'ı daha sonra kurtaracaktır. O sıralarda Çanakkale'de savaşmaktadırlar. İşte Kazım Karabekir, e, Çanakkale, Kerrevizdere mevkiinde Fransızlarla savaşırken, Kullanılması yasak olan şu şarapnel parçası, bu çok önemlidir. Ee, esas resmi şuradadır ve çadırına düşen şu bomba parçası. Kara Kedi denilen ve çok tehlikeli bir bomba parçası çadırına düşüyor ve Karabekir bunu gençler bilsin, tarihlerini canlı olarak görsünler diye müzesine koymak üzere, i̇şte şimdi burada sizlere gösterdiğimiz gibi müzesinde sergilenmekte. Çanakkale'de savaşırken e, Fransızlarla savaşıyor e, ve yarbay mevkinde fakat orada albaylık rütbesine e, çıkıyor rütbesi. Kutulamare'ye albay olarak giriyor Irak cephesi ve Kutulamare'de İngilizlerle savaşırken çok başarılılar. O kadar çok İngilizi esir alıyorlar ki ya yani ne yapacaklarını bile şaşırıyorlar. Fakat esas Kazım Karabekir'in yetimler babası Şark Fatih ünvanını haklı olarak aldı. Yurdumuzun doğusudur. Yani yurdumuzun doğusu çok daha önceki detaylara fazla girmek istemiyorum ama yurdumuzun doğusunda o anda biz Ruslardan kurtarmak üzere Kazım Karabekir'in ahdi var ya fakat Ruslar o büyük darbe olmuş onlarda da ve e Brestovskiy anlaşmasıyla Ruslar memleketlerine geri gidiyorlar. Hani oradan mal filan alacaklar. Askerler bizim vatanımızı terk ediyorlar. Fakat Ruslar geri giderken bütün ellerindeki toptu, tüfekti, tanktı. bu şeyleri savaş araçlarını, gereçlerini Ermenilere bırakıyorlar ve Ermeniler Rusların 40 yılda yapmadığı kadar zulmü Kardeş bildikleri Türklere yapıyorlar ee, ki hakikaten e, yani kardeş olarak yetişmişler aynı yörede birbirleriyle çok alışverişler olmuş. Ama nasıl ki araya bir nifak sokulmuş ve toprak almak üzere yani Kazım Karabekir'in anılarında beni en çok etkileyen diyor ki bu Doğu Savaşı için Allah benim gözümün gördüklerini dünyada hiçbir göze göstermesin o kadar büyük acılara şahit oluyor ki mesela Erzincan'ı kurtarmış Erzurum'a giden Kazım Karabekir İstanbul kapıdan girdiği anda bir sürü insan onu gülerek karşılıyor. Dişlerini görecek yakınlıktayım diyor anılarında. Yaklaştığım zaman ortada bir gayrı tabilik hissettim. Bu insanlar gülmüyorlardı. Her biri canlı canlı Ermeniler tarafından birer kaza oturtulmuştu. Izdıraptan kasılmıştı çehreler ve öyle can vermişlerdi. İşte Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin. Ama Kazım Karabekir Erzurum'u kurtarıyor. Sarıkamış'ı kurtarıyor. O binlerce evladı da Sarıkamış'ta Burayı bir çocuk kasabası haline getirdim diyor. Hayatta çok başarılarım oldu ama beni en mutlu eden başarım Sarıkamış'ı kurtarmaktı. O binlerce evladı bir çocuk kasabası olarak Sarıkamış'ta yetiştirdim. Hatta bir göl yapıyor. Yapay bir gölde çocuklar kürek çekmeyi, yüzmeyi öğreniyorlar. ve Sarıkamış vatanına kavuşuyor. Ama bugün dahi o Allah'a Ekber dağlarına gittiğiniz zaman inanın oradaki şehitlerimizin ruhaniyeti yani yüreğinizde hissediyorsunuz, hissetmemek mümkün değil. Kars'ı kurtardığı zaman padişah kendisini generalliğe yükseltiyor. Ama Karabekir için Kars'ı kurtarmak hani bitti her şey demek değil, daha ötesi var. Daha ötesi Nahçıvan. Nahçıvan'daki Türk evlatları, Türk canları da Ermenilerden çok ızdırap çekiyorlar. Ve Kazım Karabekir Nahçıvan'a geçiyor. Orduyu teşkilatlandırıyor. Hüseyin Cavit Bey diye bir e, büyük Türk şairi, e, Nahçıvan'ın başında olan, ondan çok iyi dost oluyor. Okullar açıyorlar, marşları öğretiyor oradaki evlatlara da kendi bestesi marşlarını. Oradan Kazım Karabekir'i İran Tebriz'de görüyoruz. Amacı İran Tebriz'den Bakü'ye geçmek. Ama o sırada bir geri dön emri alıyor. Mondros Ateşkes imzalandı geri dön. Orada çok üzülüyor. Yani bütün komutanların İstanbul'da toplanması çok tehlikeli. Yani bütün komutanlar aynı yerde Hani bir suikast olabilir, bir sıkıntı olabilir. Dolayısıyla ama emir emirdir. Ee, bakı'ya gidemeden Kazım Karabekir e, Batum'dan gemiye binerken, burada da çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Buralarda bulduğum hafif Japon toplarını geminin şaftına yükledim, Trabzon'a bıraktım çok önemli bir cümle çünkü bir e, mücadele fikri var. Yani silahlanmak gerekiyor. Mustafa Kemal'e ilk hediyelerimdir der o Japon topları için. Sonra deniz e, karayolu olmadığı için deniz yoluyla Kazım Karabekir Batum'dan İstanbul İstanbul'da girdiği zaman boğazlara maalesef o yabancı zırhlıları görüyor. Hatta hatta Tarabya önlerinde acı bir hatırası var. Diyor ki, Tarabya önlerinde geminin e, şeyindeyim, e, güvertesindeyim. Bir İngiliz e, subay, Türk subayını, Türk gemisinde e, şey yapıyor, hakaret ederek indir Türk'ün bayrağını, İngiliz bayrağı çekeceksin. Hayatımda bu kadar acı çekmemiştim diyor. Ve o anda o gördüğü yabancı zırhlılara bir yemin ediyor içinden diyor ki, tek dabaşı mezar olsa ben çarpışacağım. Bugün bizim İstiklal Marşımızda aynen söylediğimiz söz. Tüten en son olacak. Yani senin ocağın tütsün, benim ocağım tütsün. Bu vatan için tek bile kalsa çarpışacağız. Ve bu yemini ettikten sonra anılarında diyor ki, bu yemini ettikten sonra artık hepsi gözümde bostan korkuluğu niteliğindeydi, hiç değeri kalmamıştı. O İstanbul'da yani gönül isyan ediyor. Çünkü biz ateşkes dendiği zaman bugün çocuklarımıza da iki devlet arasında savaşı durdur diyoruz. Hayır Osmanlı'ya yapılan gel vatanımız zapt et. Fransız, Fransız'ı, İtalyan'ı Beyoğlu caddelerinde silahlı geziyorlar. Bir Fransız general Fatih Sultan Mehmet'i taklit ediyor. Bindiği atıyla İstanbul'u fethetmiş gibi sanki Beyoğlu caddelerinde. Yani İstiklal Caddesi, İstiklal sözünü boşuna almadı. Ve bütün Türk paşaları olsun, padişah dahil olsa yani şerefimiz, bayrağımız yerlerde sürükleniyor. İşte Han da biz göreceksiniz biraz sonra onu da mutlak göstereceğim. Ee, yani Türk'ün esamesi geçmiyor. Yani İngiliz'e, Fransa, İtalyan'ı bizi şey yapıyor, idare ediyorlar. İşte Kazım Karabekir'in ilk şeyi ki o kadar güncel ki mutlak bunu da yani yazmanızı istiyorum. İlk ziyaretim İstanbul'a gelir gelmez diyor. Harbiye Nazır Abdullah Paşa'ya. Hatta o iki tane kendi bastırdığı risaliyede vardır. Ee, ve diyor ki Paşam ben size Ermenilerin doğuda yaptığı mezalimi bastır gönderdim. Niçin bastırmadınız? Hatta Fransızca'da basılıp da ecnebiler de bilsin neler yaşadığımızı. Çünkü ileride Ermeniler bunun tersiyle Türkleri suçlayacaklardır. Soykırımı ön alıyor aslında. Soykırım iftirasını ön tabii, alıyor aslında. Tabii onlar yaptı. Bugün. Ee, ve e, padiş şey diyor ki e, Abdullah Paşa hiç bunlardan haberim yok Kazım. Kendi imkanlarıyla bir risale olarak Osmanlıca bastırıyor ve Fransızca'ya çevirip çünkü Fransızca'da e, onlar bilmiyorlar bizim neler yaşadığımızı. Ve Ermeniler de hakikaten bugün Karabekir'in dediği gibi bize yaptıklarını kendilerine yapılmış gibi anlatıyorlar. O diaspora gerçekten bu laflarla ayakta. Ermeni diasporası. Ve netice olaraktan kendisi bastırıyor. İkinci ziyareti tabii çok önemli bir ziyaret Mustafa Kemal Paşamıza. Mustafa Kemal Şişli'deki konağında kulak ameliyatı olmuş. Hasta yatıyor. Karabekir bütün komutanlar kendisiyle tabii ki gidiyorlar. İsmet Paşa zaten İstanbul'da. Ali Fuat Paşamız hepsi gidiyorlar ve Karabekir diyor ki Paşam İstanbul'da kalmakla hiçbir şey elde edemeyiz. Kurtuluşun anahtarı doğudadır. Doğu'ya gel. Ben 15. Kolordu'nun başına Erzurum'a gidiyorum. Sizi bütün kolordumla destekleyeceğim. Mustafa Kemal Paşamız iyi olur olmaz size mülaki olacağım Kazım diyor. Yani iyi olayım kendi sözleri. İyi olayım size kavuşacağım. Ve Kazım Karabekir ondan vedalaştıktan sonra Gülcemal vapuruyla gene kara yolumuz olmadığı için Trabzon'a gidecektir ve Trabzon'dan Erzurum'a geçecek. Trabzon'da Çıktığı anda ruhtuma dudaklarından şu sözler dökülüyor. Şu andan itibaren olay Mehmetçiğin namlusunun ucundadır. Ben ve ordum milletin hakkını ölümümüz bahasına millete vermeye geldik. Yani bu kararlılıkla Anadolu'ya çıkılıyor. Ve burada Mustafa Kemal Paşa'mız o da gidiş için bir takım şeyler arıyor. Nasıl gidecek, ne yapacak? Padişah çok fazla kendisini de tanımıyor. Ee, ve o kadar acı bir belge ki bütün evlatların bilmesi gereken bir belge size onu gönderecek. Özellikle şurada da asılıdır. Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan ayrılırken İngiliz'in verdiği pasaportla çıkar. Ne kadar büyük bir zül. Kendi vatanında İngiliz sana izin verirse Samsun'a gidebileceğin. Yani Osmanlı'yı şu yıktı, bu yıktı lafları aranmasın. Osmanlı kendi kendini maalesef feshetti. Baştaki padişah, paşam git vatanı kurtar diyemiyor. Çünkü padişaha diyorlar ki, eğer Anadolu'da en ufak bir Türk ayaklanması olursa orayı da zapt ederiz. E padişah da oranın zapt edilmesini önlemek için Mustafa Kemal'e şu emri veriyor. Git paşam, Türklerin ayaklanmasını bastır, silahlarını topla. Yani bu adam bu emri verirken yani mutlaka içi kan ağlıyordur. Kolay bir şey değil kendi vatanı için ama o kadar zayıf, o kadar İngilizlerin karşısında yok olmuşuz. Yani Osmanlı maalesef serf haritasını bizim gözümüze göstermeleri için kapıları açmış. Ve dolayısıyla Mustafa Kemal tabii ki Emir üzerine ki bu kız kulesi açıklarında bir motorda ne yüzbaşı Benetmine orada imzasını göreceksiniz. O adamın emriyle geçebilir ee, şeyi verilmiş izni verilmiş. Ee, hakikaten sinirleri yerinden oynuyor. Aradan bunca sene geçmesine rağmen ve e, Mustafa Kemal Paşa da Samsun'a çıktığı zaman. E, etrafında tabii orada da İngilizler var esasında. Fakat bu hiç bu e, emirlere riayet etmeyecektir. Fakat Amasya'da Amasya müftüsü onun e, da adı Abdurrahman Kamil Efendi e, Mustafa Kemal Paşa'ya orada beklerken e, hutbede diyor ki şu andan itibaren adı padişah olsun ne olursa olsun emrinin hiçbir hükmü kalmamıştır. Yani vatanı kurtaracak olan bu insanlardır diye Mustafa Kemal Paşa'yı destekliyor. Çünkü görüyor ki esir konumunda olan bir padişah ne emir verebilir? Ve dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'mızı Amasya genelgesinde vatan bütündür bölünemez, millet bütündür bölünemez olarak görüyoruz. Anadolu'ya ilk çıkan beşler Ali Fuat Cevesoy 20. kolordu, Kazım Karabekir 15. kolordu, Mustafa Kemal Atatürk Rauf Orbay, Refet Bele, Beşi bir yerde Altınlar derdi. Ee, Cemal Kutay, Allah rahmet eylesin. Yani Anadolu'ya ilk çıkan beşler bunlardır. Ve dolayısıyla hepimizin bildiği gibi Amasya Genelgesi fakat Amasya Genelgesi İstanbul'da da okunacak. İslami İngilizler bunu okudukları zaman son derece rahatsız oluyorlar. Son derece çünkü biz onu hani Türkü bastırsın diye izin verdik, gönderdik. O Türkü yüreklendiriyor. Derhal aciz olan padişaha emir vererek İngilizler Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanmasını hatta idam edilmesini isterler ve Mustafa Kemal Paşa Erzurum'a gelmiştir. 3 Temmuz 1919 Erzurum'a geldiği zaman Kazım Karabekir kendisini Erzurum'da ılıç Ilıç ya da ılıça mevkiinde Ilıç mı? Ilıç mevkiinde askeri törenle karşılar. Bugün orada iki komutanın da heykeli vardır. Fakat Mustafa Kemal tedirgindir. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'in askeri törenle karşılamasına bile karşı tedirgindir. Çünkü padişahın verdiği emri bilmektedir. Fakat zannediyorum bilmediği şu, Kazım Karabekir bugün arşivinde vardır bu sözler. Padişaha red cevabı yazıyor. Hayır diyor ben Mustafa Kemal'i tutlamam. o bu vatan için çalışmakta. Mustafa Kemal son derece tedirgin ve hepimizin bildiği gibi o 8 Temmuz günü telgrafın başında askerlikten istifa ettiğini saraya bildiriyor. İşte 9 Temmuz günü Erzurum'da bir konaktayız. Bugün Atatürk evi olan bir konakta. Mustafa Kemal Paşa'mız bir masa başında sivil. Rauf Orbay yanında ve Kazım Dirik. Kendisine biat etmiş, kendisine söz vermiş olan geliyor diyor ki paşam istifa etin kimden emir alacağım. Mustafa Kemal Paşa artık hani sen yoksun diyorlar. O sırada Yaveri Cevat, Cevat Abbas koşarak içeriye geliyor. Paşam diyor Kazım Karabekir bir e, asker grubuyla, süvari grubuyla gelmekte. Orada Rauf Orbay'ın bir hatırasında şöyle bir yazı vardır. Mustafa Kemal bir an sarardı. Her şey buraya kadarmış Rauf. Milli mücadele başlamadan bitecek. Kazım Karabekir gelecek. Aldığı emre göre Mustafa Kemal'i tutuklayacak. Her şey bitti. Kazım Karabekir içeriye geliyor. Sivil olan Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına sert bir asker selamı çıkıyor. Ve paşam diyor, cün olduğu gibi bugün de bütün kol ordumla evlenizdeyim. Sizi koruması için bir bölük süvari getirdim. İşte o an iki dava arkadaşı birbirlerine gözyaşıyla sarılıyorlar. İşte o gün o an o konakta İstiklal Harbimiz başlamış kazanılmıştır. O gün o konakta Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır. O gün o konakta Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. O yüce insanı destekleyen bir 15. kolordu var. 15. kolordu çok önemli. Osmanlı'nın bütün orduları dağıtılmış, bütün asker terhis edilmiş. Yegane gücümüz askerini terhis etmemiş, silahları toplatmamış Kazım Karabekir'in 15. Kolordusu. Burada Erzurum Kongresi e e e hazırlanıyor. Karabekir kongrenin altyapısını hazırlıyor fakat kongrede onu hiçbir şekilde göremezsin. Çünkü sivil bir kongre, Karabekir asker. Yani bir asker şeyi olmadan sivil bir kongre. Mustafa Kemal Paşa'mız da o tarihte. Erzurumlu çok tanımıyor. Dolayısıyla onun başkan olmasını da sağlıyor ve Allah'a şükür ki Erzurum Kongresi bunu Sivas Kongresi takip edecektir. Sivas Kongresi'nden sonra bunu da mutlaka mutlaka söylemek isterim ve bütün vesikalarda yani bir şekilde sizde olsun bastırın ama bastırmayın o şeyde. Sivas Kongresi'nden sonra bir Amerikalı general, General Harbor Erzurum'a geliyor ve Erzurum'da iki konuda Amerika'ya rapor gönderecek. Erzurum bir Türk yurdu mudur, Ermeni yurdu mudur? Burada Erzurum vali vekili, belediye başkanı Kazım Karabekir, gelen e, komutanı e, paşayı alıyorlar generali. E, Erzurum'daki kaleye çıkarıyorlar ve diyorlar ki, sayın general, ölülerimiz söylesin. Demek o tarihte oralar şehitlikte. Burada yaşamış, burada ölmüş Müslüman halkın mezarları bu uçtan şu uca kadar. Şurada da bir ufak Ermeni mezarlığı var. Dolayısıyla Erzurum bir Türk yurdudur diye ölülerimiz raporu yazdırmıştır. İkinci raporda hem güncel hem yani çok büyük sözlere şey verecek ne derler cevap verecek nitelikte ve ikinci rapor Türkler Ermenilere nasıl davranmıştır. O sırada işte çat pat İngilizce bilen falan bir takım Ermeniler adamın etrafını alıyorlar. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar kendi lehlerine. Fakat Karabekir kendisine bir Alaca raporunu veriyor. Alaca raporu yani okusu, okuduğun zaman yürekleri acıtacak bir rapor. Ve diyor ki Alaca köyünde ölüler ya adeta mezarlarından dışarı fırlamışlardı. İnsanın aklını başından alacak durumdaydı. Bütün gençler baltalarla parçalanmıştı. Memedeki çocuklar dahil süngülenmişti. Yaşlılar fırınlara, ahırlara konup yakılmıştı. Yani bu acıklı durumu görünce hatta duvarlarda ciğerler, kalpler asılmış görünüyordu. Bu acıklı durumu görünce bir an önce Erzurum'a gidip oradaki canları kurtarmaya kendimi mahkum hissettim diyor Karabekir. General Harbor onun bütün kitabını göreceksiniz. E, diyor ki adamın gözleri yerinden oynuyor bu alaca raporunu görünce. Nasıl olur diyor? Allah'a iman eden, hani Hz. İsa'nın evladı olan bu insanlar nasıl canavarlaşabilir? Ve e, aynen şöyle diyor. Erzurum'a gittim, olayı yerinde inceledim. Esas yok edilmeye çalışılmış olanlar öz yurtlarında Türklerdi. Türkler Ermenilere kötü davranmamıştır. Ve bunu 24 Nisan Amerikan Senatosu'na sunduğum rapordur diye de imzalamış adam. İşte Amerikan ee, Başkanı yani nasıl oluyor da arşivlere bir göz atmadan başkan olabiliyor? Bu da hakikaten enteresan bir konu. Yani neticede biz kendi hakkımızı kendimiz savunmazsak onların bütün acılarını biz yapmış olarak dünyanın göz önüne alınıyoruz. İşte bu savaşlar sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi daha savaşlar sonucu değil. Yani daha Kars bile tekrar Ermeniler tarafından zapt edilmiş. Kurtarılmış olan Kars tekrar zapt edilmiş. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa'mız işte o sıralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı oluyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli ya aldığı kararda Kars'ın kurtarılması için Kazım Karabekir'in ordusuna müsaade veriliyor meclis kararıyla ve Kazım Karabekir ikinci defa Kars'ı düşmandan kurtarıyor. Düşmandan kurtarmanın ötesinde yeni açılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli e, politik anlaşmalarını imzalıyor. Gümrü, Moskova ve Kars anlaşmalarını imzalayan. Hatta şurada da o kalemlerin resmini pencerenin önünde göreceksiniz. E, anılarında diyor ki kalemlerin resmini çektim. Kendi yazımdan neyin ne olduğunu Anlattım. E, kalemleri de İnkılap Müzesi'ne hediye ettim diyor. İnkılap Müzesi Dil Tarih Üniversitesi'nde yani üniversitede e, bir odada yani kilitli durumda hala duruyor. Kalemleri ziyaret ettik çünkü. Bir de burada şeyi de ufak bir e, sormak isterim. Kazım Karabekir, şimdi Ermenilerin soykırım iddiası üzerinden konuştuk. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Trabzon'da Ermeniler yetim babası diyorlar Kazım hmm. Karabekir için. Hmm. Burayı biraz e, anlatma şimdi tabii burayı açmam için e, tam oraya gelmiştim ben de yani savaşlardan hepimizin bildiği gibi esas ızdırabı çocuklar, kadınlar çekiyorlar. Ama bizim İstiklal savaşımızda kadınlar çok mağdur olmalarına rağmen kadın olduğunu bildirmeden erkek formasıyla şehit verdiğimiz çok kadın vardır. Yani biz hani birkaç tanesini. Şerife bacılar falan onları biliyoruz ama bilmediğimiz şehitlerimiz de var. Çünkü bu millet kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla İstiklal Savaşı'mızı kazanmıştır. Şimdi burada o ızrabı çeken çocuklardan birçoğu daha Ermeniler Trab'a şeye karşı şey altına almışlar. Yani Kars'a tekrar girmişler ve bu arada Türklere yapabildikleri her türlü zulmü yapıyorlar. Çocuklar perişan durumda. Ya grubun içinde hepsini öldürmüşler. Bir tane çocuk canlı kalmışsa düşman gittikten sonra o ortaya çıkıyor. Ve Karabekir Gümüşhane'den itibaren çocukları toplamayı kendine görev biliyor. Hani onları toplu olarak getiriyor. Evvela Erzurum'a getiriyor. Bunlar aşağı yukarı 4 bin erkek, 3 bin kız evlat Türk olarak. 3 bine yakında Ermeni çocuk var. Hiçbir zaman demiyor ki ben bu Ermenilerle savaştım. Yani onlara bir soykırım yapmak gerekirse çocuktan başlayacaksın. Hayır çocuk kutsaldır diyor Karabekir. O çocuklara sahip çıkıyor. Onları da evladım diyor. Ve işte e, insancıl bir boyutta düşündüğü için bu çocuk Ermeni ise dilini dinini bilerek yetişsin diye Trabzon'da Amerikalıların açtığı bir Ermeni yetimhanesi var. O çocukları oraya veriyor. Kendisi de onlara babalık ediyor. Hatta içeride göreceğiniz o resim Karabekir'in e, kara kalem yapılmış bir resmidir. Çok da güzel bir resimdir. Altında eski yazı Yetimler Babası Kazım Karabekir Paşa Hazretleri Kahraman asker imza Trabzon Ermeni Yetimleri tarafından. Yani bu millet hem bir soykırım yapacak, yetim kalacak ortaya ve de o çocuk sen benim yetimler babamsın diyecek bu milletin bir paşasına. Dolayısıyla Kars tekrar Türk'ün. Yani ve çanlı bayrağımız dünya durdukça Kars Kalesi'nde dalgalanacaktır. Daha sonra hepimizin bildiği gibi İstiklal Savaşımız. İstiklal Savaşımız da hakikaten Allah'ın yani büyük bir yardımı, büyük bir mucizesidir ki yani mantık olarak düşünsen yedi düvele karşı savaşıyorsun. Yani İngiliz'i, Fransız, İtalyan'ı ve Ermenilerle savaşırken Ermenilerin arkasında da ee, bu şey devletler var. Emperyalist devletler var. Her biri vaatlerde bulunuyor. Yani İstanbul'u İngiliz, Fransız, İtalyan'a zapt etmiş. Bütün güneyi e, gene Fransızlar, İtalyanlar ve Ermeniler zapt ediyorlar ve bütün emperyalist devletler doğuyu Ermenilere vermek üzere birleşmişler yani bize sadece Ankara ve etrafı size yeter diyor Koca Osmanlı topraklarından şu kadar Ankara ve etrafına kalmışız ve Allah'a şükür ki Serv haritasını gördüğümüz zaman ya yani neler yaşandığını ve şükür olsun ki İstiklal savaşımızla vatanımızı yani yok olan kül olan Osmanlı'dan, kor olan Türkiye Cumhuriyeti çıkmıştır. Şükür olsun ki öyle. Peki e, şimdi bahsettik Paşa'mızın kahramanlıklarla dolu hikayesi yine e, bahsettiğiniz gibi birçok o dönem denk gelen çok başarılı çok zeki subayların sayesinde kurtulan ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yeniden dirilen bir e, devletten bahsettik. E, paşa'mızın mesela keman çaldığını çok iyi derecede çaldığını Değil biliyoruz mi? ve bu ee, askerlerde genelde şey biliriz yani ya, biraz daha e, disiplinli daha sert mizaçlı evet hani despot kelimesi kullanmıyorum ama e, bu biraz da tabi ordu disiplininden kaynaklı paşamız keman evet. çalıyor besteler yapıyor e, yine çok naif e, bir yaklaşıma sahip olduğuna dair anekdotlar var siz nasıl anlatırsınız babanızı bu konuda? şimdi bakın en basit olarak şöyle anlatayım onun şefkati onun sevgisi biz üç kız kardeşle sınırlı değildi. Bizlerden önce 10 bine yakın evlada gerçek bir baba olmuştu. O baba çocukların resimleri var. Babamız diye mektupları var. Biz birçoklarının sünnetini Erzurum'da yaptırıyor ve her birine hediyeler veriyor. Yani hatta sonraki senelerde görüştüğümüz o çocuklardan bir tanesi Kazım Karabekir'in yaptığı ödevi getirmiş bize. Renkli kağıtlarla eski yazı Yaşasın Cumhuriyet yazılıyor. 1919 yılında çocuklara Yaşasın Cumhuriyet diye ödev veriyor. Şefik Tutkavul Bey diye bir doktor beyefendi, albay. O zaman dördüncü sınıftaydım, Sarıkamış'taydım diye onu gösterdi bize. Yani Kazım Karabekir Allah'ın yarattığı evlatların, insanların nasıl olmasını tam manası bir örnektir. Yani hak yemeyen, hakkını da yedirmeyen, ihtiyacı olana daima ne şartta olursa olsun bunun bir aile geleneğidir. Bir evlat özellikle öğrenci ya da kız evlatlar ihtiyacı oldukları zaman mutlaka onlara yardım edilir. Hatıradan hatıraya da geçiyorum. Şu masanın başında yemek yiyoruz. Ben aşağı yukarı 6 yaşındayım. 7 yaşındayken babam öldü. Kapıya bir bey geldi. O gün de bayram mı bilemeyeceğim bir sabah kahvaltısı. Babam kendisine çok yakışan, gözleri de yeşildi. Yeşil bir kazak giymiş. E, o bey geldi, babamı çağırdı. Konuştu, belki de kapıyı babam açtı. E, sonra geldiği zaman ne diyordu, ne istemişti diye sordu annem. Babamın o yeşil kaza yok. Onu vermiş ona. Çünkü adam demiş ki açım çıplam paşam. Yani tabii ki ona onun yanı sıra nasıl bir yardımda bulundu ben onu bilemiyorum ama. Yani gözümün önünde gördüğüm, yaşadığım en basiti bu. Yani mutlak yardım etmek bizim ailemizin boynunun borcudur. Bu ondan da sınırlanmış değil. Şükür olsun bu müzeyi açtık. Vakfı, vakıf kurduk. Kazım Karabekir Vakfı'nı. O tarihte hayatta olan Hayat Karabekir ablam. ben ve vefat etmiş olan Emel Özerengin ablamın kızı Gülden Gazioğlu ile üç kişi olarak bu vakfı çok şükür kurduk. Şimdi babamın rakamlarına yetişemedik ama bizim de yüz çocuğumuz aşağı yukarı her ay ee, burs verdiğimiz evlatlarımız var. Yani o evlatlar sıkıntıya düştük. Hani şunu da ödeyemedik diyebilecekleri de bir adresleri var. Yani sırf onlara verdiğimiz şeyle kalmıyoruz. Ama inşallah ki Allah bizim de imkanımızı çoğalsın. Biz de öyle on bin falan çıkalım. Bu arada da mutlaka söylemek istediğim bir borcum olarak bunu söylüyorum. Benim vakıfta olmadığım bir gün bir beyefendi geliyor. Yaşlı bir beyefendi ve vakfımıza o günün parasıyla çok büyük bir para yatırıyor. Yani 5 bin, yani büyük bir para yatırıyor. 5 bin demeyeceğim, belki milyona yani üstünde bir para. Bir teşekkür etmem gerekiyor tabii. E, kalkıyoruz, ziyaretine gidiyoruz. Kim olduğunu bilmiyorum beyefendi. Mehmet Şairoğlu diye bir bey. Konuşurken diyor ki, Paşa'nın okulunda okudum. Sarıkavuş'ta okul açtığını duyunca annem beni tren yolunda yürüye 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 Kars'tan Sarıkamış'a götürdü. Ama gecenin bir saati anam yüreğime ateş gibi vurdu. Ben anamı özledim geri döndüm yürüyerek gene. Anam beni içeri almadı. Lastiklerin içine biraz ot koydu. Gene o yoldan geri götürdü. Ben orada okudum. Şimdi o gün melheme ihtiyacı olan bir evlat bugün kaç tane evlada Melhem olmuş durumda. İşte bu tür tabii davranışlar bizim yani yüreğimizi farklı şekilde <laughs> çarptırıyorlar. Dolayısıyla yani güzel şeylerde yaşıyoruz. Onlardan çoğuyla tanıştım. Sabri Koçakpaşa ile Sivas'ta e, yedek subay öğretmenlik yaptığımız dönemde yani ben de hafiften askerlik yapmışımdır. O dönemde çünkü e, öğretmen olarak gidiliyordu. Ben de orada öğretmenlik yaptım. E, Sabri Koçak komutanımız, e, Tugay komutanı Albay Sabri Koçak e, dediler ki sizi çağırıyor. Şimdi biz Türk Yılmaz diye babamın marşlarıyla büyüdük. Hiçbir şeyden korkmuyoruz, yılmıyoruz ya. Biraz dizleri titredi Türklerin koca şeyin Tugay komutanının yanına çıkacağız. Çıktığım zaman elini şöyle omzuma koydu. Kardeşim dedi, senin baban senden önce benim babamdı. Ben onun evlatlarındanım. Nur içinde yatsın Sabri Koçak Paşa'mız. E, çoğuyla, Here Doğu'ya gittiğimiz zaman e, çoğuyla karşılaştım. Şimdi hepsi hemen hemen nur içinde yatsınlar, vefat ettiler. E, Cemal Tural, eski genelkurmay başkanlarımızdan, Cemal, Cemal Tural Paşa'mız o çocuklardandır. Ee, Zeki İlter Paşa'mız yani daha epeyce epeyce ve onlarla ilgili de e, Konya'da e, dur şimdi ben de isimlerini şimdi aklıma gelince söylerim onlarla ilgili çok güzel kitap yazan hocamız hatta şeylerini veriyor çocukların nüfus kayıtlarını yani babam Türk evlatlarının ileride böyle çünkü maalesef gazetecilerimizden bile Kazım Karabekir'in Gürbüzler ordusundaki Ermeniler diye yazanlar oldu maalesef. İşte cahillik çok kötü bir şey. Yani bilmediğin şeyi yazmayacaksın. Kul hakkına girer. En azından ondan korkarak Kazım Karabekir'in Gürbüzler ordusunda Ermeni çocuk yok. Ya yani bu vatanın evlatları var. Hatta o Kürt evlatlardan bir tanesi e, Paşa ne derdi? Kürt askerine evlatlarım derdi. Hiçbir şekilde hani sen şusun sen busun denmedi ki. Onlar bu vatanı kurtaran evlatlardı. Dolayısıyla yani yanlışları bilmeyenler lütfen öğrensinler diyorum. İşte daha sonra Kars'ın Kurtuluşundan sonra bütün o düşmandan alınan ganimetler, toplar, tüfekler, tanklar Mustafa Kemal Paşa'mıza. Anadolu'ya gönderildi. Hatta o şiir var ya 26 Ağustos gece sabaha karşı Topların çelik ağzı Çaldı bir ölüm marşı İşte o toplar Kazım Karabekir'in Gönderdiği toplardır Ve İstiklal harbimize de Çok Ondan sonra tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görevleri var Demokrasinin icabı olan ikinci bir parti kuruşu var Yazık ki o birazcık hüsranla sonuçlanıyor ama o tarihte ondan sonraki yapılan e, kurulan parti de aynı akıbete uğruyor. Çünkü o gün için sadece halk fırkası var. Yani ikinci bir parti çok kolay kabul etmediler. Yani dolayısıyla yani babam ben 5 yaşındayken bu evde bahçede timsale ana Okulu açıyorum diye bana Araçlar, gereçlerle bir adeta okul açtı. Ama yegane öğretmenim babamdı benim. Şöyle diyeceğim ki hani ana okulundan ziyade baba okuluymuş o. Ee, yani düzgün yetişmesi gereken bir çocuk piyano çalmalı. Piyano dersleri aldım. Ee, çok başarılı olamadım onda. Çünkü İdil Biret'in hocası bana geliyormuş. Daha İdil Biret'in harika çocuk olacağı bilinmediği zamanlarda. O yaptı sen yapamadın diye... Bir... <laughs> Öyle de yani anılarımız oldu. Dolayısıyla yani babam Türkiye tamamıyla Türkçü. Türkiye güvenen, Türkiye ve Türk çocuğunun hatta bak onu da söylemek istiyorum. Albay Ravlinson diye bir adam var. O tarihlerde babamın yani Erzurum'da Albay olmasına rağmen, babam general olmasına rağmen babama emir verebilecek durumda İngiliz olduğu için. Ve Albay Rawlinson diyor ki, Kazım Karabekir'i yetiştirdiği Gürbüzler ordusunu gördüm. Eğer Türk evlatları bu şekilde yetişirse, Türk'ün sırtını hiç kimse yere vuramaz. Hakikaten o çocuklardan da çok değerli insanlar çıktı. İşte anılar, anılar, anılar böyle ama babam gerçekten şefkatti. Yani anneme sorarlarmış, yani Paşam nasıl bir insandı? Annem dermiş ki, hani son Peygamberin Peygamber Efendimiz olduğunu bilmesem, Paşam Peygamber derdim. Öyle bir, yani Peygamber ahlakıyla yaşayan ve yani her insana belli bir şekilde kucak açan bir insandı. Nur içinde yatsın, hepsi nur içinde yatsınlar. Bize bu vatanı armağan ettiler. Bir de de sormak isterim. Burası sanırım. 1930 yılında Paşa tarafından alınıyor Kazım Karabekir Paşa tarafından. Daha sonra e, burası sizin eviniz Bizim evimiz. Oluyor. Benim çocukluğum buralarda. Bir köşk dinliyormuş galiba. Öyle bir anekdot değil mi? Şimdi burası e, Osmanlı'nın marif nazırı Münif Paşa'nın yaptırdığı köşk. Fakat Münif Paşa nereye ev yaptırsa çok enteresan bir şeyler katarmış. Bu evinde... Demiryolu ile ev arasında, demiryoluna daha yakın bir zürafa heykeli var. Zürafa heykeli neredeyse ikinci kata kadar yükselen bir heykel. Ve babam burasını satın aldığı zaman Münif Paşa burayı yıkıcıya vermiş. Burası yıkılacak, yıkıcıya satmış ya da vermiş. babam onu alacağı zaman hani birazcık da cüzdanındaki paraya daha bir ucuz bir yer herhalde yıkıcıdan alacağı burayı alacağı zaman aman demişler etraftakiler. Paşam burayı alma burası Perili Köşk. İşte nasıl periymiş? İşte sen geçiyorsun mesela cüzdanı çarpıyorlar. Yani iki ayaklı bir takım insanlar buraya harabe yerindeler. Kiminin cüzdanı, kiminin saati giderken köşkün adı Periliye çıkmış. O şey de şu tarafta zürafa heykeli demiryoluna doğru. O da ve rüzgar da çok acayip ses çıkarırmış ve e, sallanan bir şey. Ablalarım da küçük ikizler, üç yaşlarındalar. Eğer o yıkılsa belki çocuklara da tehlike olacak. Babam demiş ki ben çok e, soruşturdum. Periler e, zürafanın kafasında yuva yapmışlar. İndirirsek bir şey kalmayacak. Hani her olayda bir şey birinin kafasında patlar. <laughs> Burada da zürafanın kafasında patlamış. Allah şükür ben bu evde çocukluğum geçti. Tek başına kaldığım oldu. Hiç periler <gülüyor> gelmediler. <gülüyor> Peki bir de son olarak size şeyi de sormak isterim. Malum artık Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına girdi. 100. yılda bir takım artık yeni hedeflere de ilerleyecek ülkemiz. 100. yıl için gençlere özellikle Z kuşağına diyelim bir mesajınız var mı? Ona? En büyük mesajım bu. Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Özellikle gençlere ve maalesef tarihini bilmeyen yaşlılara da söylüyorum. Maalesef onları da şu yaşımda gördüm. Tarihini bilmezsen coğrafyanı başkaları çizer. Dolayısıyla çok iyi tarihimizi bileceğiz. Çok iyi haklarımızı bileceğiz ve insan bir soru sorduğu zaman cevaplayabileceğiz. İnanın cevaplayamıyoruz. O kadar mesela Ermeni konusunda insanların üçüncü şekilde konuşacak lafı yok. Bir Osmanlı'nın arşivini açmamışın. Yani tehcir olayında Osmanlı'nın bütün Ermenilere başlarına doktor versin, hamile kadınlara süt versin, niyetleri yerine getirilip öyle bir yerden bir yere o da bir yer dediği de gene kendi sınırların içinde bir yere. Yani bizim ee, Zorunu göç dediğimiz asla asla soykırım değildir. Daha sonra vatanımızı kurtarmak için yaptığımız olayların hepsi işte Kazım Karabekir'in yetim olan Ermenilere olan davranışını göz önüne alırsan çok az bir zaman önce senin evlatlarının ciğerlerini duvara asan insanların çocuklarını evlatlarım diye bağrına basıyorsun. Yani biz Türk milleti olarak hiçbir şeyden utanmaya yok. Yani utanacak hiçbir şeyimiz yok. Tarihin derinliklerinden bugüne kadar hiçbir şekilde Türk bu işleri yapmamıştır. E, savaştıysa erkekler e, şeyde savaşmıştır. Kadınlara e, hiçbir zaman e, şey yapmamışlardır. Taciz yapmamışlardı ama bugün bir Van dediğin zaman utanarak söylüyorum ve Akdamar Adası esasında tecavüz adasıdır oradaki gencecik kızlarımız, gelinlerimiz kimisi intihar etmiştir. Kimisi yani o ızdırapları yaşamıştır. Zeyve, Vanda işte babamın daha sonradan gidip de e, yerimi bulamadım Bağlık Bahçelik dediğin o Zeyve'de o gencecik kızlar kendilerini atıp intihar etmişlerdir. Yani bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok. Türk olduğumuz için her zaman şerefle başımız dik olacak. O evlatlara da diyorum ki bütün evlatlara diyorum. Çünkü çoğunun da anası olacak yaştayım ha. 82 yaşındayım bugün. Bütün evladım olacak. Benden büyüklere de dahil diyorum ki. Beşikten mezara kadar her Türk evladının görevi Türkiye Cumhuriyeti e, Cumhuriyeti'ne hizmet etmedir. Bu hem bizim görevimizdir, hem borcumuzdur, hem de ibadetimizdir. Bu vatan varsa biz varız. Allah korusun bak şuna. Hür öl, esir yaşama. Yani şimdi partilerimizde değişik olsa şu da olsa bu da ne olursa olsun biz kenetlenmiş Türk olarak herkese karşı tek bilek tek yürek olacağız. Ben Başka de... çaremiz yok. Ben de o zaman paşamızın dediği gibi diyeyim, cihan yıkılsa Türk Yılmaz Cihan <laughs> yıkılsa Türk Yılmaz. Öyle diyerek. Öyle, öyle. Bizi ağırladığınız için size teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Bu bilgileri aktardınız, bizleri bilgilendirdiniz. İzleyecek birçok genci, birçok gerekirse dediğiniz gibi yaşlıyı bilgilendirdiniz. Her şey için teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ediyorum. Şimdi benim sizlere anlatmaya çalıştığım, hani 82 yaşında bir babaannenin masalları değil. Her birinin bir belgesi var. Yani bu vatan çok zor şartlarda kurtuldu. Bu vatanı yüceltmek gençlerimizin borcu. Ne Peki. demiş Atatürk de Karabekir de yani bugünün evlatlarını yani yarının gençlerine emanet ediyoruz lafı da böyle. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Sabah TV'de bir sonraki programda görüşmek üzere.